Doge 10. yılında patlama yaşıyor. Musk'tan yorum bekleniyor diye söylüyor. Buna bir bakacağız. Ana hatlarıyla daha çok geniş çapta Dogecoin'den bahsetmeye çalışacağız. Dün Doge'un 10. yaş günüydü biliyorsunuz. Bu noktada Elon Musk tweet atar mı atmaz mı şuydu buydu derken fiyatlardaki günlerdir süren yükselişte bu noktada devam ettiğini görmüş olduk normal olarak. Dogecoin için önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Hem X'e entegre edilmesi noktasında çok az bir zaman dilimi kaldığını düşünüyorum. Bu tabii ki hissiyattan geçmiyor. Önceki Doge videosunda da konuştuğumuz gibi Elon Musk'ın bir takım söylemlerinden kaynaklanıyor. İlerleyen birkaç ay içerisinde demişti, Ekim ayının sonunda. X üzerine entegre edebilmek için varlıkların gerekli lisanslarını almayı umuyoruz şeklinde kendisi bildiğiniz üzere dile getirdi. Zaten birkaç aydır Dogecoin listeleyebilmek, entegre edebilmek ve kripto paraları satışını yapabilmek amacıyla bir lisans arayışında olduğu biliniyordu. Tabi buna tekrardan 12 Ocağı, ayın 12'sinde Ocak ayına önümüzdeki yılın ilk 12'sine alınan Doge bir ay roketi ile birlikte daha da fiyatların ilerleyebilmesi bekleniyor. Bu noktada alım yapılmalı mı? Bence yatırımcı iseniz Doge'da şu anda alımların yapılması mantıklı olur. Tabi önceki fiyatlarda bu daha da mantıklıydı. Yapmadıysanız yapacak bir şey yok. Konuşmuştuk. Geçmişe dönemeyiz tabii ki burada. Ama yaklaşan bu etkinlikler esnasında bir zaten adı geçen bu tarihlerde piyasa genelinde çok büyük yükselişler olmasını bekliyoruz o tarihlere kadar. İki, ekstrem bir olay olarak Doge için bu katalizörlerden kaynaklı şunu demiştim. Doge 2024 Ocak ayında ortalama 16.3 civarı 16.3 sentlerde olmasını bekliyorum. Burada olursa şaşırmam. Fiyatı birkaç dolar olursa da şaşırmam. Çünkü ne dedik? Buradaki katalizörlerin nasıl spekülasyonu tetikleyeceğini tam anlamıyla bilmiyoruz. Meme coin, Dogecoin şaşırtıcı bir şekilde 10 sentin üzerine çıktı. Yani bir yıldır görmediği bir dönüm noktasına ulaştı. Kripto toplu Dogecoin 10. yıl dönümünü kutlarken coin'in değeri tek bir günde %17 arttı. Böylece daha geniş kripto piyasasındaki yükseliş momentumu dalgasına katıldı. Aynen tabii bu sadece 10. yaş günü olduğundan kaynaklı değil. Çünkü önceki yaş günlerini de hatırlıyoruz. Yani her yaş gününde böyle eften püften fiyatlar yükselmiyor haliyle. Dolayısıyla buradaki yükselişler yine piyasadaki pozitif havanın bulunmasından kaynaklı. Piyasada bu pozitiflik olmasaydı Doge'un da tabii ki yapabilecekleri yine de kısıtlı kalacaktı. Dogecoin 10. yılında yükseliş yaşadı. İlk olarak 6 Aralık 2013'te Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından piyasaya sürülen Doge 10. yaş günde etkileyici bir artışla kutladı diyor. Tabii şu an bu iki kişi birbirleriyle pek araları yok. Yani konuşmuyorlar. Yani birbirleriyle muhatap olan iki kişi değil. Bu noktada zaten Markus projeyi tamamen terk etti. Billy Markus aslında tam bir eşektir. Yani onu söylemek gerekiyor. Biraz şey bir fevri bir söylem oldu ama adam vaktiyle bunu kurdu. Tabii düşük fiyatlardan elindeki Doge'ları tamamen sattı ve onunla kendisine bir araba aldı. Eğer o zaman onları satıp o arabayı almasaydı, o arabanın fabrikasını satın alabilirdi ABD'de. Hatta belki yani evet fabrika alabilir miydi? Evet fabrikasını alırdı. O yüzden kendisi de tabii bunun pişmanlığını yaşamaya devam ediyor. Aynı zamanda Billy Markus Dogecoin'i oluştururken yaptığım bir kod hatasından kaynaklı olarak arz sürekli yükseliyor demişti. Bu doğru değildir. Hata yapmadı. Bilerek yaptı. Tabii sonrasında linçlenmemek için bunu dillendirmedi. Şu anki fiyatı 10 sentin biraz üzerinde. Yani tam bir yıl önce
10 sent olan son zirvesinden önemli bir sıçrama yaptı. Bu artışa rağmen Doge, Mayıs 2021'de rekorunun yanından bile geçemiyor. 73 sentin üzerindeki tüm zamanların rekorunu geri kazanmadan önce hala gitmesi gereken bir yol var diyor. Şu an zaten major olup da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış bir kripto para birimi hemen hemen yok. O yüzden bu tabi Dogecoin'de de aksini beklemek çok mantıklı olmayacaktır. Yukarı yönlü hareketinde yalnız değil SHIB, PIP ve BONK gibi diğer meme coinler de çift haneli kazançlar elde etti diyor. Bunlar da iyidir bu arada. Bakın mesela Dogecoin bunlara göre daha bir güvenli gibi gözükmesine rağmen buradaki adı geçen kripto paralar da işte Shiba, PIP olsun. BONK'u çok önermiyorum. Çok sevdiğim bir meme coin değil. Önceki videoda sebepleriyle alakalı da konuştuk. Fakat Shiba hem bu Aralık ayının içerisinde aynı zamanda genel olarak sezonun içerisinde güçlü yükselişler yapma potansiyeli çok fazla olan bir kripto paradır. Aynı şekilde PIP. PIP'in korelasyonu çok yüksek. Burada PIP'in hareketleri genelde bir meme coin gibi değil. Yani Doge ve Shiba öyle ama PIP çok fazla bir meme coin gibi davranmıyor. Bu da tabii ne kadar iyidir, ne kadar kötüdür tartışılır. Meme coin kategorisi %11 artışla 24 milyar dolar piyasa değerine geldi. Böylece kripto toplumdaki coşkuyu yansıttı. Meme coin çılgınlığı tüm kriptoların toplam piyasa değerinde %5 artışla tanıklık ettiği ana denk geliyor. Zira toplam piyasa değeri 1.7 trilyon dolara kadar geliyor. Evet, gayet yüksek gördüğünüz gibi. Bu noktada artık yakında önemli bir eşik değeri olan 2 trilyon doları piyasa aşmaya doğru ilerliyor. Bitcoin, Sage tarafından bir spot Bitcoin ETF'inin potansiyel olayını çevreleyen imsak bir hareket etti. Gün içinde %5.1 artışla 43.8 bin doların üzerinde işlem görüyor. Tabii neredeyse 44.5 binlerdeki direnç noktasını yeniden deneyecek kadar hareket etti. 44.3 binlere kadar vesaire gördüğünüz üzere hareketler gerçekleştirdi. Fakat burada tutunumda bulunamadı. Bu noktada ilerleyen vakitlerde de belli bir hafif bir düzeltmenin ardından tekrar BTC kalkışa geçecektir. Bu da yalnızca Bitcoin'in değil 44.5 binlerin kırılımıyla piyasadaki pek çok altcoin'in de fiyatlarında sert yükselişlere sebebiyet verecek bir olay olacaktır. Durumlar bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.